Haftayım'a hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Sorularınız varsa lütfen bize yazın. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Bu sabah stüdyomuzda doçent doktor Ata Özkaya var. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Ve Ahmet Ergen'le yayınlarımız yeniden başlıyor bu haftadan itibaren. İki haftalık aranın ardından. Ahmet Ergen şu anda aslında İstanbul'da. Önemli bir konferans var. İstanbul Rekabet Forumu toplantıları iki gün boyunca yapılacak. Önce Ahmet istersen bir hoş geldin diyelim sana ve gündeme alalım. Orada ne konuşulacak, neler var gündemde iki gün boyunca, hangi konular gündeme gelecek? Erfu teşekkürler. İyi yayınlar dilekleriyle başlayayım ben de öncelikle. Şimdi İstanbul Rekabet Forumu toplantısı gerçekleşiyor. Bugün başlayacak ve yarın da devam edecek. İki gün boyunca 30'a yakın ülkeden rekabet otoritelerinin yöneticileri, akademik dünyadan katılımcılar bu toplantılarda yer alacak. Konu ne? Dijitalleşen ekonomi ve bu dijitalleşen ekonomi sürecinde kartelleşmeyle mücadele etme, tüketici haklarını koruma. Neden ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı bu konu, bu toplantı? Şöyle paylaşalım. Günümüzde 7,6 milyarlık dünya nüfusunun 4,3 milyarı internet, 5,1 milyarı da mobil cihaz kullanıcısı ve buna bağlı olarak ekonominin de hızla dijital alana kaydığı gibi bir tespit söz konusu. 2018'e ilişkin bir rapor var. Dijital ekonominin büyüklüğünün 11,5 trilyon dolara ulaştığı yönünde ve bunun da dünya ekonomisinin yaklaşık %16'sına denk geldiği yönünde. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, sözünü ettiğimiz raporu hazırlayan kurum, 2019 Dijital Ekonomi Raporu, dünyada dijital ekonomiye 7 büyük markanın hakim olduğu yönünde bir tespit var ve bu çerçevede de dijital harcamaların yaklaşık %50'sinin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e gittiğine yönelik bir tespit var. İşte bu tablo nedeniyle dijital dönüşüme uğrayan pazarların belli firmaların tekeline girmemesi ve bu alanda rekabetin korunmasıyla tüketiciye maksimum faydanın sağlanması için rekabet kurumlarının sorumluluğu olduğu yönünde bir tespite ulaşılmış durumda. Yine dijitalleşmenin sınır tanımayan özelliği ve devasa şirketlerin faaliyetlerine karşı da rekabet otoritelerinin işbirliği yapmasının her zamankinden daha önemli olduğu gibi bir tespit var. İşte bu İstanbul Rekabet Forumu toplantıları çerçevesinde dijitalleşen ekonomi sürecinde kartelleşmeye karşı, kartellere karşı etkin mücadele ve bu alandaki uluslararası işbirliğinin önemi konuşulacak. Bunu nasıl artırmak gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılacak. 3 ayrı oturumla 30'a yakın ülkeden temsilcilerin değerlendireceği süreçler olacak. Dijitalleşme ve rekabet hukuku ve politikası, rekabet hukuku uygulamalarında uluslararası yardımlaşma ve kartellere karşı etkin uygulamalar, bu 3 oturumun ayrı ayrı başlıkları olacak. Evet, Ahmet Ergen'den ayrıntıları almayı sürdüreceğiz. İstanbul'da önemli bir toplantıyla başlıyoruz yeni haftaya. Bu arada bugün FED Başkanı konuşacak. Çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı İstanbul Sanayi Odası'nda konuşacak. Cuma günü finansal istikrar raporu açıklanacak. Kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yabancı turist sayısı gibi beklediğimiz irili ufaklı veriler var. Bu arada Perşembe günü Amerika'da ve Cuma günü de yarım gün Şükran günü nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu hatırlatalım. 5 kitap, Amerika'da 3. çeyrek büyüme gibi beklediğimiz kritik başlıklar da var yeni haftanın gündeminde. Hocam biraz yıl sonu da yaklaşıyor tabii. Bir yıl sonu etkisi, bir işte Noel Baba rallisi olur mu? Mesela bir izleyicimiz sormuş, Reyhan Hanım. Ne diyorsunuz, genel havayı nasıl görüyorsunuz piyasalarda? Noel Baba rallisinden başlayalım istiyorsanız, olur mu? Bu davranışsal iktisatın eski bir konusudur, eski bir argümanıdır. Her Noel'de böyle bir rally'nin olabileceği, ama tabii bu karar vericilerin büyük çoğunluğunun buna inanmasıyla mümkün olabilir. Arkasında bir gerçeklik olmadığı zaman beklentilerin kendi kendini yönetmesi. Ben Noel Baba rally'sinin olabileceğini, ama sebebinin Noel Baba değil, Çin ticaret görüşmeleri olacağını düşünüyorum. Öyle mi? 15 Aralık biliyorsunuz tarihi var. 15 Aralık'a kadar bir uzlaşmaya varmaya çalışıyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Eğer burada uzlaşma olasılığı çok artarsa Noel Baba rallisini görürüz ve bizim borsamıza da yansır. Burada uzlaşmanın olabilmesi için Çin'de ilk adımı attı biliyorsunuz. Biz dışarıdan bu paketlerin içine ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece ticaret savaşı başlığı altında konuşuyoruz ama patent koruması ile ilgili Çin'in getireceği kanuni düzenlemeler burada Amerika Birleşik Devletleri'ne bu uzlaşmaya gidebilmesi için bir imkan tanıdı. Bu bizde çok yakına etkileyecek ileride. Yani şu imza an bekliyor musunuz hocam? Şimdi 15 Aralık mesela Aralık gündemine baktığımızda önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Evet. Amerika Çin'e ek tarifeleri yürürlüğe koyacak. Gerçi bu 15 Aralık ertelenebilir yorumları da yapılıyor. Evet. Ama siz ne bekliyorsunuz? Ertelenmesi de zaten bir tip uzlaşma demek. Yani uzlaşmanın olacağına dair uzlaşmaya gidecekler veya ilk etabında uzlaşacaklar. Ben 15 Aralık'ta uzlaşılmasa bile o kapın açık bırakılacağını, dolayısıyla piyasalar için buradaki umut ışığı, yani bu tip enformasyonun alınabilir kalacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu kapıyı kapatmayacaklar. Çünkü piyasalarda bu fiyatlanacak bir gelişme olabilir. Piyasalar zaten bunu ara ara fiyatlıyorlar biliyorsunuz. Piyasaların şu an fiyatlama stratejisi iyiyi hemen fiyatla, kötüyü beklet yönünde. Çünkü kredi genişlemesi var büyük merkez bankalarının. Ben uzlaşma veya uzlaşmaya yönelik güçlü mesajlar bekliyorum açıkçası. Bunu bozacaklarını düşünmüyorum. Peki. Çünkü bozan büyük bir yük alacak dünya kamuoyu önünde. Hocam bir iki ayrıntıyı şöyle izninizle izleyicilerimizle paylaşalım isteriz. Özellikle biz jeopolitik siyaset izlediğimiz bir numaralı başlık olarak hep sizlerle aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a gideceğini, az evvel de yola çıktığını canlı olarak da paylaştık. Belirtelim. Bir kere Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin 5. toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Katar Emiri Şeyh El Sani ile görüşecek. Temaslarda Türkiye-Katar ilişkileri gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ele alınacak. Komite toplantısında bazı anlaşmaların da imzalanması planlanıyor. Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı da ziyaret edecek. Yeni haberler var. Yeni haftaya başlarken hafta sonu gelen Antalya yabancı turist sayısında 15 milyon barajını aştı. Tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor Antalya. 11 ayda 15,5 milyon turist ağırladı. 193 ülkeden yabancı turistin geldiği kent, geçen yıl 13 milyon 642 bin turist tarafından ziyaret edilmişti. Turistlerin ülkelerine göre dağılımında Rusya ilk sırada. Ocak-Ekim ayları arası Rusya'dan Antalya'ya 5 milyon 414 bin turist gelirken geçen yıla göre bu sayı %16'lık bir artış yaşadı. KOSGEB kredi faizini indirdi. Bir süredir konuşuluyordu. Faiz ve kar payı oranları 175 bas puan düşürüldü. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, stratejik ve öncelikli sektörlerde yer alan işletmelere 500 bin liraya kadar KOSGEB desteğiyle işletmesini kurmuş ya da kuracak olan işletmelere ise 50 bin liraya kadar kredi kullanımlarında destek oluyoruz dedi. Uzkurt, işletme kredilerinde vade süresinin en fazla 18 ay olacağını, makine teçhizat kredisinde 36 aya kadar da çıkacağını duyurdu. Bloomberg aday olduğu Amerikalı milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, burada özellikle 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak adaylığını açıkladı. Adaylığını yazılı açıklamayla duyurdu ve Donald Trump'ı yenmek ve Amerika'yı yeniden inşa etmek amacıyla ABD başkanlığı için yarışacağım ifadesini kullandı. Trump ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa yol açtığı zararı atlatamayabiliriz dedi. Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden biri. 77 yaşında Bloomberg 2003-2013'te New York Belediye Başkanlığı'nı yürütmüştü ve Amerika'da 2-3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Bloomberg dışında 17 aday daha yarışıyor hatırlatmak gerekirse. Bu arada Hong Kong'taki protestolar Amerika ile Çin arasındaki gerilimi artırıyor. Bundan ticaret müzakereleri de olumsuz etkileniyor. Trump bir televizyon programına telefonla bağlandı ve son durumu değerlendirdi. Çin Hong Kong dışında 1 milyon asker tutuyor ve
sırf ben istedim diye bu askerler içeri girmiyor ifadelerini kullandı. Ben Şii'ye lütfen bunu yapma, bunun ticaret anlaşmasına çok büyük olumsuz etkisi olur dedim şeklinde konuştu. Trump, Hong Kong'un yanında durmalıyız ama ben Şii'nin de yanındayım şeklinde bir açıklama yaptı. Çin Devlet Başkanı ise Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda buna karşılık vermekten çekinmeyeceklerini dile getirdi. Her zaman dediğimiz gibi ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ancak korkmuyoruz da gerektiğinde karşılık veririz. Yine de ticaret savaşı olmasın diye uğraşıyoruz şeklinde bir değerlendirme de bulundu. Şimdi piyasalar geçen hafta veri anlamında sakin bir haftayı geride bıraktı. Özellikle küresel piyasalar ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürdü. Bunun yanında Amerika'daki Hong Kong oylaması önemliydi. Dolar geçen hafta ara ara 5.70'in altına indi. Haftayı 5.70'in biraz üzerinde tamamladı. Yeni haftaya da 5.70-80'lerde başladık. Euro Türk Lirası 6.29'dan geçiyor. Bu arada borsa haftaya hızlı başlamış, 20 ayın zirvesine yükselmişti. Son 3 günde ise hafif negatif bir seyir vardı. Cuma kapanışta %0,20'lik düşüşle 106.558 puanda yer aldı. Hafta genelinde borsada %1,15'lik artış görüldü. Dolarda da yarım puana yakın bir gerileme yaşandı. Yurt içi piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı konuşmada ve yılın ikinci finansal istikrar raporunda olacak. Bu arada hafta sonu medyada Koç grubuyla İtalyan UniCredit grubunun yarı yarıya ortaklığındaki Yapı Kredi Bankası hisselerinin UniCredit'e ait olan kısmının Koç Holding tarafından devralınacağına dair haberler yer aldı. Koç Holding bugün konuyla alakalı kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama yaptı. Açıklamada UniCredit'le görüşmelerimiz devam etmekte birlikte konuya ilişkin bir yönetim kurulu kararı yok denildi. Koç Holding açıklamayı yatırımcılardan gelen sorular üzerine yaptığını da bildirdi. Genel hatlarıyla Amerikan borsaları Cuma'yı yükselişle tamamladı ancak ticaret müzakerelerindeki karışık seyirle birlikte bir ay sonra ilk kez haftalık bazda düştü. Avrupa borsaları da Cuma yükseldi. Euro dolar 1.10'larda. Bu sabah Asya borsalarında yukarı gitme isteği var. Çin Merkez Bankası'nın kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını duyurmasıyla Bitcoin %10 düştü. 6.600 dolara kadar geriledi. Bu 6 ayın en düşük seviyesiydi. Ve petrol fiyatlarında 2 ayın zirvesinden bir düşüş gördük. 63 dolar civarında. Güvenli liman altınsa yatay. Amerika'da imalat endeksinin Kasım ayında 7 ayın zirvesine çıkması altının yükselişini frenledi. Peki içeride altın ne durumda? Geçen hafta 268 lira civarına kadar düşen gram altın yeni haftaya 267 liradan başlıyor. Çeyrek altın 439 lira, yarım altın 865 ve tam altın da 1750 lira. Biz Ata Özkaya ile birlikteyiz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. Sorularınız varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Ahmet Ergen İstanbul'da rekabet forumu toplantılarında demiştik. Bir kez daha ve son olarak ona bir dönelim. Ekonomi gündeminde Ahmet son iki haftadır vergi düzenlemesini takip ettik. Meclisten geçti. Herhalde şimdi bir onay bekleniyor. Bir de en çok konuşulan bu yeniden değerleme ile ilgili acaba değiştirme yetkisi kullanılacak mı? Bu konuda var mı son bir gelişme? Perfu, ikinci bölümle başlayalım. Şöyle hatırlatalım. Yeniden değerleme oranına baz teşkil eden son enflasyon verisi olarak önümüzde %22,58'lik bir rakam var. Ancak bunun değiştirilme yetkisi var. Yarı yarıya indirme ve artırma yönünde. Yüksek ihtimalle bazı alanlarda bazı vergi, harç, ceza uygulamaları için bunun değiştirilmesi ve indirilmesi, farklı bir oran belirlenmesi söz konusu olabilir. Geçtiğimiz yıllarda da benzer adımlar atılmıştı. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre en geç önümüzdeki hafta itibariyle artık bu konuda resmi gazetede yayınlanarak son durum kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Ama hatırlatalım, örneğin 2019 yılı için geçerli olacak oranlar belirlenirken özellikle motorlu taşıtlar vergisine yönelik bir indirim yetkisi kullanılmış, farklı oran belirlenmişti. Benzer bir adımın yine atılması yönünde gelen haberler olduğunu belirtelim ama dediğimiz gibi çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki hafta en geç önümüzdeki hafta itibariyle kamuoyuyla paylaşılacak belirlenen oran. Yeni vergi düzenlemesine gelince artık
teklifin yasalaştığını söyleyelim ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı bekleniyor ve 10 ay sonrasında resmi gazetede yayınlanarak artık yürürlüğe de girmiş olacak. Yeni vergiler geliyor bu düzenlemeyle bilindiği gibi. Önce şunu belirtelim, 7 milyar liralık bir ilave gelir yaratması hesaplanıyor bu yeni vergi de içeren yasa düzenlemesinin. Hatırlatalım kısaca, gelir vergisinde bir %40'lık yeni dilim devreye girecek. Ancak 500 bin liranın üstünde geliri olanlar için, 500 bin liranın altında geliri olanlara yönelik herhangi bir farklılık, değişiklik söz konusu değil. 500 bin liranın üstünde geliri olanlar için gelir vergisi dilimi %40 olacak. İlk hesaplamalar 42 bin kişinin bundan etkileneceği yönünde. Ama yapılacak yeni çalışmalarla, yeni düzenlemelerle 100 bine yaklaşan kişinin bu kapsamda bu %40'lık dilime gireceği yönünde bir hesaplama var. Konaklama vergisi, otel, tatil köyü, kamping alanlarında geçerli. Daha öncesinden, daha doğrusu şu anda %8'lik bir KDV söz konusu burada. Şimdi bu yasayla birlikte %2 de konaklama vergisi geliyor. Ama bir istisnası var. Öncelikle şunu belirtelim. 2020 yılının Nisan ayında başlayacak bu vergi ve 2020 yılı boyunca da belki bir geçiş dönemi olarak düşünülmüş şekilde %1 olarak uygulanacak ama sonrasında %2. Yeni vergilerden biri dijital hizmet vergisi. Reklam, oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi internet üstünden yapılan işlerde Türkiye'de 20 milyon liranın üstünde bir hasılatı olanlar %7,5'luk bir vergi ödeyecek. Bunların yanı sıra lüks konuta ek vergi düzenlemesi var. %0,3 ile %1'e kadar uzanan konutun değerine göre konulacak vergi bu da. Evet, Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. Gün içinde ondan yorumları almayı sürdüreceğiz. Stüdyomuzda Ata Özkaya var, demiştik. Hocam çok soru var, böyle hızlı hızlı gidelim. Ahmet Bey sormuş, 12 Aralık'ta Merkez Bankası faizleri indirecek mi demiş. Ne bekliyorsunuz? Ben 12 Aralık'ta Merkez Bankası'nın faiz indirmesi gerektiğini düşünüyorum ve bekliyorum indireceğini. Ne kadar daha marjı var sizce hocam? Yani bu çok büyük bir rakam, daha önceki seviyelerde olmasa bile bu gelecek önümüzdeki 3 aylık dönemi ve yeni yılın politikasını nasıl şekillendireceğini bize anlatması ve yönlendirmesi için çok önemli. O yüzden bunun 50 bas puan ya da 75 ya da 100 olması hem rakamsal açıdan biraz önemli olsa da bence bunun piyasaya enformasyon etkisi daha önemli. Yani buna göre önümüzdeki 3 ayı, 6 ayı şekillendireceğim demek istiyor. Ve ayrıca rakamsal anlamı da şuradan gelecek. Kredi kanallarının sürekli açık tutulması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde tüketici güven endeksiniz yükselmeyecek. Tüketici güven endeksiniz yükselmediği zaman sanayi sektöründeki beklentiler de durağanlaşacak. Bu da sizin işsizliğinizin beklediğinizden daha hızlı artması ve toplumun ekonomik katmanlarında istediğiniz refah seviyesinin bir türlü hissedilememesi anlamına gelecek. Dolayısıyla faiz indirimini çok önemsiyorum. Yapılması gerekiyor ve yapacağına da eminim. Burada Mehmet Bey, makul reel getiri nedir demiş. Yani orada hem enflasyon beklentisi, gerçekleşen enflasyon, evet, mevcut faiz seviyesi, aradaki makul reel getirinin ne kadar olduğu zaten bir süredir tartışma, evet, konusu olarak devam ediyor. Mehmet Bey onu sormuş. O bizim dengelenme noktamızla da ilgili. Şimdi biliyorsunuz dengelenme iktisat teorisine genelde bir nokta, nokta kümesi olarak düşünülür ama dengelenme aslında bir yoldur. Yani bunu bir uçağın güzergahı gibi düşün, uçak uçarken dengelidir. Ekonomideki değişkenler de dünya ekonominin, büyük ekonomilerin değişkenleriyle paralel seyreden bir sepet olarak ele alındığında onların belli bir seyirde gitmesi lazım. Makul getiri de buna işaret eden ve karar vericilerin bu büyük ekonomilerdeki seyirle beraber size borç verme anlamında bekledikleri faiz ve beklenen enflasyon arasındaki farkı göre şekillenir. Hocam enflasyona ne bekliyorsunuz? Mesela bir baz etkisi vardı ve bir düşüş oldu. Evet. Kim itibariyle 8.55'lere geldik. Şimdi evet, Kasım enflasyonu açıklandığında mesela Soner Bey baz etkisi bitecek mi? Yeniden çift taneye çıkılacak mı demiş. Piyasada birçok ekonomistin de yeniden çift taneli yıl sonu için rakamları ortaya koyduğunu ve böyle bir öngörüsü olduğunu görüyoruz. Siz ne bekliyorsunuz? Yani çift taneli rakama çıkılsa bile bu şu an 8.55 açıklanan
Yani bunun 10.01, 10.05 olduğunu düşünelim eğer baz etkisine çıkacaksa. Ama ben enflasyonun çok yükseleceği kanaatinde değilim. Çünkü bunun için gerekli önlemler alınıyor ve alınmaya da devam edecek. Özellikle iki gün önce gerçekleşen tarım konferansını, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği tarım uzlaşma metnini önemsiyorum. Çünkü enflasyon ana gövdesini biliyorsunuz o ürünler oluşturuyor. Dolayısıyla bu yönde sıkı bir mücadele var ve ben bunun baz etkisiyle biraz artsa bile önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bunun yükseleceğini öngörmediğini düşünüyorum. Bu yüzden faiz indirimine gidecektir zaten. O yüzden yer olacak, marjı evet. olacak diyorsunuz. Peki mevduat getirileri enflasyonun halen altında bu durum döviz tevdiat hesaplarını nasıl etkiler demiş Oktay Uskan'ın bir sorusu var. Yani döviz tevdiat hesaplarındaki artış daha ziyade bizim toplumumuzun dünya ekonomisi nasıl takip ettiğine göre değişiyor aslında. Biraz daha beklentilerle alakalı. Ben orada döviz tevdiat hesaplarında önümüzdeki günlerde eğer uluslararası sistemde çok büyük sapmalar yaşanmazsa pek bir değişim beklemiyorum açıkçası. Yani artış anlamında mı? Evet. Bir yani, çözülme bekliyor musunuz? Çözülmede eğer dolar TL kurunun önümüzdeki dönemde getiri sağlamayacağına dair kani olursa ekonomik ajanlar ki böyle olacak gibi gözüküyor zaten. Çünkü döviz talebi çok hareketlenmiyor biliyorsunuz. Biraz çözülmede olabilir açıkçası. Hı. Peki orada da hani bir hatırlatma yapmış olalım izleyicilerimize. Mesela 15 Kasım haftasında 37 milyon dolarlık azalma oldu devlet evet. yaşlarda. 194 milyar 177 milyon dolara geriledi. Bireyler 96 milyon dolarlık alım yapmış. Kurumlarda 133 milyon dolarlık satım yapmış. Yılbaşından beri 33 milyar doların üzerine bir artış var döviz evet. tevdiat hesaplarında. Mevduatta paylara bakınca mesela bir ara geçen Mayıs ortasında döviz mevduatının oranı %53'lerdeydi. Evet. Şu anda %49,9'da. TL mevduatın oranı 50,1. Hani onu da bir not olarak burada aktarmış olalım. Rauf Bey sormuş hocam. Makro göstergelerde iyileşme ne zaman kalıcı olacak? Bir de sokağa yansıyacak mı diye bir soru vardı ama onu bulamadım. Mustafa Bey sormuş onu da. Evet, evet sokağa ne zaman yansıyacak? Toplumun ekonomik katmanlarına yansıması olarak değindiğimiz konu ama açabiliriz tabii. Makro ekonomik göstergelerde kalıcılık sağlanabilmesi için sizin sanayi sektörünüzü dönüştürmeniz gerekiyor. Sanayi sektörünüzü dönüştürmek de yarın yapabileceğiniz bir iş değil. Çünkü geçmiş hükümetlerden gelen, geçmiş dönemlerden gelen siyasi tercihlerle şekillenen bir sanayi sektörünüz var. Bu artık hantallaştı. Bunun hantallaşmasının sebebi hem sizden hem sizin rakiplerinizin daha seri kararlar almasından kaynaklanıyor. Sizin burada yapacağınız değişiklikler ki hükümetimiz bunlara başladı aslında şöyle, teşvik verilen sektörlere dikkat ettiğiniz zaman bunlar direkt topluma yansıyacak sektörler olmamakla beraber sanayi dönüştürecek sektörler. Yani savunma sanayide haberleşme sistemlerinin, askeri haberleşme sistemlerine yönelik teşvikler verilmesi, işte insansız hava araçlarının yapımı, tank motorları gibi bunlar sanayiyi adım adım şekillendirecek teşvikler. Bunlara bir yandan devam edilirken bu sizin ileriki dönemde işsizliğinizi çok etkileyecek. Kısa dönemli kararlar da biraz önce bahsettiğimiz gibi tarım belgesi kararı gibi. Bunlar yavaş yavaş da olsa yansıyacak. Dolayısıyla makroekonomik göstergenin birden değişmesi çok zor. Çünkü işsizlik burada tam ortada duruyor ama enflasyon buna daha çabuk adapte olacak. Ve sizin Çin-ABD ticaret görüşmelerinde yeniden şekillenen ticari çerçeveye nasıl eklemleneceğiniz bunun gelecek dönemdeki seyrini en keskin olarak belirleyecek değişken. Peki bir reklama gideceğiz ama reklama gitmeden Aralık gündemini şöyle bir kez daha izleyicilerimizle hatırlatalım. Bir kere 2 Aralık'ta Aralık'la birlikte hemen Aralık başında 3. çeyrek büyüme verisini evet. hocam öğreneceğiz. Gecikmeli olarak açıklandığı için bilmiyorum ne bekliyorsunuz siz büyüme tarafında? Büyümede beklentiler bizim yılı biliyorsunuz artıda kapatacağımız yönünde. Eksideydi. En azından orada değişiklik var. Yani kredi siz de öyle bekliyor musunuz? Ben de artıda kapatacağımızı bekliyorum. Çünkü kredi kanallarının açık tutulması bize kredi derecelendirme kuruluşlarının da bakışını biraz daha olumlu etkiliyor.
Bu da yabancı yatırımcıların bize olan ilgisini biraz da olsun arttırıyor. Çünkü yabancı yatırımcılarda genel olarak bir ilgisizlik var. Dolayısıyla bizim artıya çıkışımız güçlü olmayacak o yüzden. Ama ekside kalacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Bunun psikolojik etkisi olacaktır gelecek yıl için. Evet, 2 Aralık'ta büyüme verisiyle başlıyoruz. 3-4 Aralık'ta NATO zirvesi var. Evet. 5-6 Aralık'ta OPEC toplantısı. 11 Aralık'ta Fed'in faiz kararı olacak. 12 Aralık'ta bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. 12 Aralık'ta İngiltere'de seçimler var. Yine evet. Brexit sürecini de yakından takip ediyoruz. 15 Aralık'ta Amerika'nın Çin'e ek tarifeleri yürürlüğe girecek. O da önemli bir tarih, kritik bir tarih. Zaten 15'inden sonra da hocam biraz daha yıl sonu rehaveti, hacimlerin düştüğü, biraz daha yıl sonu etkisinin başladığı bir süreç olabilir. Bu gündemi de böyle kısacık hatırlattıktan sonra bir reklama gidelim. Borsanın açılışına birlikte geri sayalım. Evet, geri sayımda borsanın açılışına geri sayıyorduk. Borsada açıldı. %0.5 civarında bir yükseliş. 107.193 puan seviyesinde BIST 100 açılışla birlikte. Biz doçent doktor Ata Özkaya ile birlikteydik. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize de soru ve yorumlar için teşekkürler. Şimdilik hoşça kalın.